NTV ekrandan herkese merhabalar. Tarihin Rehberi programı başladı. Orhan hocamla birlikte her salı olduğu gibi bugün de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Tarihte yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet. Bugün Kutül Amer'e yer vereceğiz hocam. Onunla başlayalım isterseniz. Şimdi evet. Kutül Amer'i 1. Dünya Savaşı'ndan sonra evet kazanılan bir zaferdi ama... Önemli bir zafer. Şunu soracağım ben size. Evet. Mustafa Kemal Paşa'dan hani zamanında neden bu kadar kutlanmadı ya da bizim haberimiz yoktu da son yıllarda bu konu bu kadar çok gündeme geliyor. Şimdi biliyoruz İstanbul'da bir mekan kuruldu. Kutül Amer kutlanıyor. Zaferleri paylaşılıyor şimdi. İşte onu yaşamaya çalışıyoruz. Bir dizi çekiliyor çünkü. Kesinlikle. Evet. Stüdyo, evet. Şimdi peki neden biz bu kadar zaman bilmiyorduk da son yıllarda bu kadar gündeme geldi? Gerçekten unutturulmak istenen bir zafer mi? Hani Mustafa Kemal Paşa acaba o zamanki kendi onun zamanında olan durumlarda tüm zaferler evet kutlanılıyordu. Onun üstü mü örtülüyordu? Hani bir maksatlı bir durum mu vardı? Anlıyorum. Ben size sormak istiyorum. Anlıyorum. Bu ne yazık ki son dönemlerde çok güncel hale gelen bir konu. Ve bu konuda mikrofon kime uzatılsa buradan mutlaka Atatürk'e bir pay çıkarılıyor. Yani Türkçesiyle söylemek isteniyor ki muhteşem bir zaferimiz var. Birinci Dünya Savaşı. Bir tek Çanakkale yok. Çanakkale'nin hemen arkasından, Çanakkale'de mağlup edilen İngilizler tarihlerinde gördükleri en büyük mağlubiyetlerden bir tanesi de Kutül Amer'de yaşadılar. Bu 1916 yılında oldu. 16'da Çanakkale bitmişti. Hemen Kutül Amer'e başladı arkasından. Ama bu zafer yeterince ülkemizde anılmadı, bilinmiyor. İşte ulusal bayramlarımız arasında olmadı da söyleniyor. Ve birileri de kendilerince işte acaba bunu Atatürk mü engelledi? Yani kendi dışında böyle birilerinin fazla ortaya çıkmasını arzu etmediği için mi böyle bir şey yapmış olabilir gibi sorular hep soruluyor. İşin özü ne yazık ki gerçek bu değil. Ve o kadar değil ki bu konu çok kötü bir şekilde dönüştü olay. Suistimal edilir hale geldi. Ben dün konunun ev sahibi olduğu için adını söylemekten de çekinmiyorum. TRT'nin büyük bütçelerle yapmakta olduğu bir dizi bu. Türk halkının da büyük keyifle izleyeceğine eminim. Zaten izleniyor, devamı çekiliyor. Yani ortada geçmişe yönelik muhteşem bir zaferimizin muhteşem olarak kaleme alınmış, şimdi de görselleşen bir zaferi var. Ama buradan Mustafa Kemal'e ille de çatmak gibi bir heyecanın peşinde olmak TRT'ye ne kazandırır, bunu yazanlara ne kazandırır, bunu böyle dile getirenlere ne kazandırır onu bilmem. Ama bu külliyen yalandır. Hani Arapça bir laf var ya böyle hocam, külliyen. O dizide var mı böyle hani Mustafa Kemal Paşa atıfta bulunuyor? Hayır, mühim olan o değil. Mühim olan dizi doğru çekiliyor. Çekilen dizi konusunda yorumlar yapılırken illa Mustafa Kemal'e bir laf atılıyor. Bak diyor sen de seyret. Tabii artık o seyredemiyor ama biz onlar adına Atatürkçüler olarak seyrediyorsak, bizlerin sanki biz karşı fikirleri savunuyormuşuz gibi, bizlerin adeta gözüne sokar gibi, bak sizin Atatürk'ünüz, Mustafa Kemal Paşa'nız eğer şu zaferi kazanaydı, bütün Türkiye bunu yıllardır biliyor olurdu, onu allardınız, pullardınız. Oysa değil mi ki Halil Paşa gibi bir paşa bu işi başardı, kotardı. O yüzden de bu zafer layıkını bulmadı Türk toplumunda. Şu anda şaşkınlıkla izleyişimizin sebebi budur. Yoksa bunu yıllardır zaten böyle kutluyor olmamız gerekirdi diyorlar. Ve Halil Paşa İngilizleri mağlup edip 13 bin İngiliz askerini esir alıp 10 tane İngiliz generalini esir alıp muhteşem bir zafer kazandığında Mustafa Kemal neredeydi? O zaman hemen yanıtlayalım.
o dönemin bütün paşaları, illa general olması gerekmiyor, albayları, yarbayları, bırakın onu teğmenleri, erleri, en çok erleri, tarihin görmediği muhteşem zaferleri arka arkaya kazandılar, buna şüphe yok. Ama Mustafa Kemal'e laf atmaya hiç gerek yok. Mustafa Kemal o tarihte, tam da o tarihte Rusları kovalıyordu. Rusları Bitlis'ten kovmuştu. Siirt'ten kovmuştu. Ruslar Diyarbakır'a girmek üzereydiler. Mustafa Kemal Enver Paşa tarafından hemen Edirne'den, yani Çanakkale Savaşı bitmez tayin olduğu Edirne'den, 16. Kolordu komutanı olarak gönderildiği Edirne'den apar topar Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır'da 2. ordumuz var. 2. ordu müşkül duruma düşmüştü ve Ruslar Diyarbakır'ın yakınlarında Bitlis ve Muş'u işgal etmişti. Enver Paşa, Kemal hemen koşuyorsun dedi bölge. Derhal olaya müdahale ediyorsun ve Bitlis'i Muş'u kurtarıyorsun. Bunun üzerine bu 1916 Ocak ayı. 15 henüz bitmiş, 16'nın ocağındayız. Yalnız karargahıyla bir tren hazırlandı alelacele ve 16. Kolordu karargahı Edirne'den yola çıktı. Mustafa Kemal'in, henüz albay Mustafa Kemal, onun komutasında olmak üzere bölgeye intikal etti. Çünkü ordu zaten bölgedeydi. Murat Nehri kıyısında, Murat Çayı kıyısındaydı askerimiz. Ve o 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde Mustafa Kemal aldığı tedbirlerle Rus ordusunu darmadağın etti. Orduyu kovaladı. Hem Bitlis'i hemen arkasından Muş'u kurtardı. Bunu Bitlisliler çok iyi bilir. Bunu Muşlular da çok iyi bilir ama benim halkımın büyük bir kısmı bilmez. Çünkü benim İnkılap Tarihi kitabımda da yok bunlar. Bak bu kitabımda var ama onların yazdırdıkları, işte bizler onlar gibi maalesef böyle bölünüyoruz. Ama şu an mevcut Atatürk ilkeleri devrim tarihi kitaplarında birer satır bile yer almıyor bunlar. Nedense Mustafa Kemal olunca olaylar bir kenara itilir hale geldik. Dolayısıyla Rusları Birinci Dünya Savaşı'nda bir defa yendik. Bu yendiğimiz savaşın adı Çapakçur Savaşı. Bak Kutul Amer'i adını unutmayalım. Hı hı. Ama Çapakçur'u hiç kimse bilmiyor. Evet, dilerim TRT'den bir de Çapakçur Savaşları'nın Rusları nasıl yendiğimizin dizisini yapar. Çok zorlanırlarsa metni var zaten burada. Benim yazdığım kitaplar bunlar zaten. Harp Akademisi'nde okuttuğum ders kitabında da Kutul Amer'i ben kurmaylarımıza anlatmıştım. Dolayısıyla demek ki Mustafa Kemal aynı anda başka bir cephede Rusları kovalıyor. Bu zaferi üzerine paşalığı gelir. Mustafa Kemal beyken Mustafa Kemal paşa olur, general olur. Dolayısıyla Ahmedi Mehmet'le Halil Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa yapan kıyaslamanın bir gereği yok. Bu her şeylere çok ayıp. Ne yapayım ama daha sonra? Mustafa Kemal Paşa esir düşen bu Halil Paşa'yı kurtaracak. Şimdi ne diyecek dinleyenler bilmem. Ben buradan bir anlam mı çıkartmaya, yüklemeye çalışıyorum? Evet, şu anlamı yüklüyorum. Mustafa Kemal Paşa Filistin cephesine gelecek. Yapılan savaş planları yanlış, bunlara itiraz edecek. Bunları geçmiş programlarımızda izleyicilerimiz, izleyenler hatırlayacaklardır. Şimdi oraya girecek vaktimiz yok. Yapılan genel savaş planına itiraz edecek, dinlemeyecekler. Kalkıp İstanbul'a gelecek. O İstanbul'dayken Filistin cephesi çökecek. Yani Kut kazanılırken de, 9 ay sonra kaybedilirken de, bakın Mustafa Kemal işin içinde değil ama büyük bir zafer olarak diziler çektiğimiz bu kutu biz 9 ay sonra kaybedeceğiz. Evet hocam, daha önceki programı şimdi ben bunu ama söyleyince ne oluyor? Yani tutup da bir hoca olarak çıkıyorum ortaya. Ya şimdi ne diye pişen pilava su katıyorsun diyen de olabilir. Ama madem tarih konuşuyoruz, bir kere gerçeğini bilelim. Orada verdiğimiz binlerce şehidimiz var, esirimiz var. Onları rahmetle yad edelim. Buna hiç şüphe yok. Ama şimdi bir takım gününde çekilmiş fotoğraflarla olayı izleyeceğiz. Ve göreceğiz ki biz 1. Kut Zaferi dediğimiz Halil Paşa'nın, o zaman da o da Halil Bey'di, bunun üzerine paşa oldu. Halil Paşa'nın Bağdat'ın düşmesini engellemek üzere kazandığı bu 1. Kut Zaferi
İngilizlerin ağır mağlubiyetiyle bitti ama İngiliz bitmedi tabii ki. İngiliz 9 ay sonra bir daha geldi. Ortada ne Kut kaldı, ne Türk ordusu kaldı, ne Halil Paşa kaldı. Ayıp oldu, yazık oldu ama böyle oldu. Ama Mustafa Kemal Paşa hep var oldu. Mustafa Kemal Paşa 1917'de yeniden gelecek bölgeye, 18'e kadar neler yaptığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla paşaları böyle birbiriyle kıyaslayarak ama zaferleri de kutlatmadı üstelik. Yani kıskanç davrandı demeye getiriyorlar. Bu da büyük yalan. Mustafa Kemal Paşa Atatürk olunca, Cumhuriyeti kurup Cumhurbaşkanı olunca, onun Cumhurbaşkanlığı yaptığı süre boyunca Kutülamere bir zafer olarak kutlandı. Yani bayram olarak kutlandı. Denebilir ki canım atlamışız, onun zamanında böyle olabilir ama İsmet Paşa kaldırtmış o halde. Hayır, sürpriz bir isim. Madem bilmiyorlar bir söyleyelim. Kutülamere'nin bir zafer olarak, bir bayram olarak kutlanmasını kaldıran kişi Başbakan Adnan Menderes. Sene 1953. O zamana kadar kutlanıyordu. Demek ki o zamana kadar kutlanıyor bir taraftan. Kıskanan mıskanan yok. İki, hı hı. Mustafa Kemal Paşa o tinette bir adam değil. Birini kıskanacak da onun bayramının üstünü örtecek de, erteleyecek de, o da bu da. Hı hı. Aslında belki daha sonraki zamanlarda bu denli kutlamak yerine deyip olayı daha hafif geçtiler, zaman içinde unutulduysa ayıp olmuş, yazık olmuş. Şunun için yapmış olabilirler. Diyorum ya 9 ay sonra hezimete uğradık. Al sana ikinci kut zaferi. İngiliz tarihinde diyorlar bunun üzerine İngilizler pek gitmiyor. Sebebi bu. İngiliz'in aklına bile gelmiyor bu. İngiliz bunu mağlubiyet olarak bile görmüyor. O kadar generali esir düştü. 9 ay sürece esir düştü. Bakın o esir düşen generallerden en başındaki General Townsend, biz teslim olurken 30 Ekim 1918'de ateşkes anlaşmasını biz imzalarken adam bizim esirimiz olarak İstanbul'da Büyükada'daydı. Büyükada'daki bir konakta ağırlıyorduk onu. O aracı oldu. Yani benim İngilizlerle masaya oturup ateşkes anlaşmasını imzalamamda da o Kut'ta esir düşen, Kutülamere'de esir düşen General Townsend başrolü oynadı. Çünkü biz tamam dedik, teslim oluyoruz. Ateşi kesmeye karar verdik. Bu lafı kime diyeceğiz? İngiliz'le nasıl temas kuracağız? Bizi o esnada dışarıda temsil eden devlet İspanya'dır. Bunu da değerli izleyicilerim bilsinler. Osmanlı Devleti İspanya Savaşı'nda tarafsız kaldığı için uluslararası ilişkiler konusunda bizi İspanya temsil etti. Bir yere bir şey verilecek, bizim adımızda bir şeyler söylenecekse bu görev İspanya'nındı. Ve İspanya vasıtasıyla biz ateşi kesmeye karar verdiğimizde İngilizlerle masaya oturmamızı sağlayan bizzat Townsend kendisi bizim başkomutanlığımıza başvurdu. Başkomutan o zamanki sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ydı. Ahmet İzzet Paşa'ya başvurarak bana çok iyi muamele yaptınız dedi. Bir esir muamelesi görmedim. Türkleri yakından tanıdım. Çok sevdim. Çok, çünkü ona bir de biz yat vermedik ama bir motor verdik. Bir de emir subayı verdik. Adam İstanbul Boğazı'nda gezip durdu. Güya adına esaret dediğimiz süre boyunca biz Türklerin işte hasrında olan, bu bir sanat aslında, kanında olan, kültüründe olan şeyi yaptık. Adam o kadar memnun kaldı ki, onlar bizim esirlerimize böyle davranmadılar. Ama vakit çok dar, onun için oradan oraya atlamak istemiyorum. Ama bu general o kadar sonuçtan mutluydu ki, bari ben de bir hizmet vereyim dedi. Ve bu Townsend bize aracı başvurarak, yani. Townsend gidip, Limna Adası'na gidip, yani İstanbul'dan ayrılıp, karşı tarafa gidip, onlarla yüz yüze müzakere edip, tekrar dönüp ne istiyorlar, hangi koşullarda, neyi, nerede tartışmak istiyorlar. Bu bilgileri getirdi ve bunun üzerine biz ateşkes anlaşmasını imzalamak üzere işte Mondros'un, Limna Adası'nın Mondros Limanı'na gittik. Demek ki Kutülamere'de esir düşen İngiliz generali, 1917'de benim esirim, 18'de de esirim, İstanbul'da oturuyor. 18'den sonra serbest. Neden? Çünkü benim ordum tümüyle esir. Ben esir değişimi yapacağım, yapıyorum nitekim. O bakımdan Kut, 9 ay sonrasının sonrası tam bir hezimettir. Ne yazık ki böyledir. Ve İngilizler Kut dahil bütün Irak'ı, ne Musul kaldı, ne Kerfi, işte İskenderun'a kadar geldiler. Mustafa Kemal o esnada Almanya'da.
kimi zaman geçenlerde anlattığımız gibi o zaman padişah olmayan Şehzade Vahdettin'le birlikte Almanya'da, kimi zaman 1918'in ilk 7 ayı neredeyse, Temmuz'un başına kadar çünkü, 4 Temmuz'a kadar çünkü, Avrupa'da. Hı hı. Yani böbreğinin tedavisiyle meşgul. Hı hı. İşte Mustafa Kemal Paşa böyle böbreğinin tedavisiyle meşgulken, biz Filistin cephesinde ardı ardına mağlup olurken, esir edilen ve dolayısıyla tutuklanan generallerden bir tanesi de maalesef Halil Kutb Paşa'dır. İngilizler tarafından tutuklanmıştır. Ama bütün tutuklanan subaylarımızı, artı Malta'ya sürülen subaylarımızı kurtaran Sakarya Savaşı'nın hemen arkasında Mustafa Kemal Paşa'dır. O bakımdan Kut için inanılmaz bir zafer. İzliyoruz, büyük bir göğsümüz kapı. Ben de izliyorum. Çok da seviyorum. Ama araya bu dedikoduların sokulmasına da isyan ediyorum. Buradan Mustafa Kemal'e bir gönderme yapmak ayıptır her şeyden önce. Çünkü onun zamanında bu bir milli bir bayramdır. O onu ulusal bayram olarak hayatı boyunca, ölünceye kadar onu bayram olarak herkese kutlattı. İsmet Paşa iktidardan düşene 50'ye kadar aynı şey yapıldı bu ülkede. 53'te Menderes, biz Sento denen bir kurula girdik. Bölgesel olarak bir işbirliği, birlik konusudur bu. Ve Türkiye vardı, işte Irak. Dolayısıyla vardı. Irak, İran, İngiltere işin içerisindedir. Sento dediğimiz bölgesel işbirliği organizasyonu. Ya dediler ki şimdi burada işte nasıl da yendik, Mende'de ne yaptık deyip bayramlar yapıyorsun. Şurada oturuyorsun subay olarak 1953 senesinde. Sento'nun merkezinde oturuyorsun. Yanında da İngiliz oturuyor. Şimdi arkadaşın o, dostun artık falan. Yani bu tür sen böyle yaptın, ben de şunu yaptım gibi şeyleri yavaş yavaş törpülemekte yarar var dendi. Menderes bunu ya tümüyle kaldırın dedi. Kaldıran Menderes. Buradan Mustafa Kemal'e laf atmak kimin aklına nasıl geldi bilemem. Bu benim size verdiğim yanıt. Hem doğru bir yanıttır. Hem de bu yanıtı Türk Tarih Kurumu vermeliydi. Ödleri kopuyor. En ufak bir eleştiri gelince Atatürk'e yönelik olarak savunmaya şu olayı ben mi söylemeliyim? Bir üniversite hocası olarak ki şu an kürsüm de yok. Ama bak böyle yerlerim var. Buralardan sesleniyorum. Ama ben mi söylemeliyim? Onların birilerinin çıkıp beyler çekin ne çekiyorsanız ama tarihi de doğru yazın. Bunun sonunda da biz 9 ay sonra şimdi göreceğiz. Belli bir köprüyü göstereceğim. Köprüden İngilizler giriyor. Bağdat'a giriş köprüsü. Bir gün önce aynı köprüden Halil Paşa çıkıyor. En önde de atın üzerinde. Arkasında da benim askerim çıkıyor. Şimdi bunları bu kadar kanıtlarını ortaya dökerek anlatmaya çalışmak benim için herhalde keyif verici bir şey değil. Ama hızla şimdi o günlere dönelim. Bakın herhalde izleyicilerimiz de görüyorlar şu an ekranlarında. Savaşın sonuna doğru. İşte bu belli ki 1917'li, 18'li yıllar. Ve Kudüs, benim süvarilerim, Kudüs'ü korumak üzere gelen birliklerimiz. Bu bölgenin komutanı olmak için çok yırtındı Mustafa Kemal. Yapılan savaş planına göre burası bir albaya, Albay Kres'e verildi. Onun komutası altındaki birlikler savunacak dendi. Daha çok içinde Almanların yer aldığı bir savunma birlikleri yer aldı buradalar yani. Buna Mustafa Kemal isyan etmişti. Biz Türk'üz, burası Türk yurdu. Nasıl olur bir yabancı kalkar da, kaldı ki Kudüs kutsal bir kent. Nasıl savunulur? Adam top mermisi atıyor. Sen mermi atmaya korkarsın, o sana mermi atmaya korkar. İki taraf da savunmaz. Böyle dinsel bir merkez harap olur gider çünkü. Dolayısıyla burayı bir Hristiyan'a vermeyin, biz savunalım dedi. Dinlemediler. İşte Enver Paşa dinlemedi. Biz buradan çekildik. Kudüs düştü. Kudüs düşerken 5 Aralık. Mustafa Kemal İstanbul'da. Ne Kudüs'te, ne Filistin'de, ne şurada, ne burada. Ve birkaç gün sonra da Vahdettin'le beraber Almanya'da. Ama biz şu güzelim kenti bir anısı olarak bunların hepsi şehit oldu. Belli ki. Hepsinin ruhuna, ruhu şad olsun. Yani büyüklerimizin emekleri bunlar. Buradan devam edersek, Filistin cephesi Mustafa Kemal'in intikal ettiğinde bu 132. alaydır, yemin töreni. İzleyiciler eminim etkilenirler düşüncesiyle bunları bugün yayınlıyorum. Kitabından sayfalar bunlar, bölüm başları bunlar. Sancak töreni. Bir sancak öbür birliğe teslim ediliyor. Ve bu böyle devam ederse işte Kutül Amere zaferinin
sonucu olarak oturanların sağ başında Halil Paşa. Diğerlerinin hepsi İngiliz general. Hepsi general ve hepsi esir. Bakın tarih 1916. General Townsend'ı görüyoruz. İşte elinde asası olan. Ortadaki. Evet, ortadaki kişi. Buradan işte İstanbul'a intikal edecek. Büyükada'da dediğim gibi bir kendisine tahsis edilen bir köşkte yaşayacak. Esaret süresini burada geçirecek. Bunu sağlıyoruz. Bu çok büyük bir zafer. Hiç şüphe yok. Ama dediğim gibi aradan bir süre geçiyor. Bakın 10 Mart 1917. Bu tarihte İngiliz birlikleri Bağdat'a giriyor. Şimdi aynı yer Halil Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri Bağdat'ı boşaltıyor. 11 Mart 1917. 11 Mart'ta ben çekiliyorum. Benim çekildiğim köprü, aynı köprü, bu Dicle Nehri ve Kut karşısı ve İngilizler bölgeyi işgal ediyor. Arkasından işte Bağdat değil sadece, bütün Irak düşecek vesaire vesaire. O tarafı biliyoruz. Bu 9 aylık zafer de elbette çok büyük bir zafer. Onun ısrarla tekrar tekrar söylüyor. Ama buradan illa bir yerlere çatmak için bunu desise kılmanın, yalan yanlış olayı abartmanın hiçbir şekilde hiç kimseye bir faydası olmaz demeye getiriyorum. Buyurun size Kudüs. İşte papaz çıkmış, İngiliz de girmiş, arkada da İngiliz generaller oturuyorlar. Kutsanıyor Kudüs'ün düşmesi. İşte bütün bunların olacağını, bakın 1918, çanlar kimin için çalıyor? Bütün Avrupa çanları çalıyor. Avrupa'da ne kadar kilise var? Hangi mezhepten olursa olsun o kilise, Katolikmiş, Protestanmış, Ortodoksmuş, fark etmiyor. Kudüs'ün kurtuluşunun çanını çalıyor. Mustafa Kemal bunu başından da söylüyordu. Hem savunan, hem saldıran Hristiyan olursa o kent savunulur mu diyordu, dinlemediler. Akıbet mi oldu? Ha, yani illa Mustafa Kemal'i tartışacaksak, bu tür belge fotoğraflarla görüşelim, tartışalım. Bakın oralarda, o yazılarda tüm bunları anlatıyorum ben, uzun uzun. Ve buradan işte Kudüs'ü savunmak üzere gelen benim birliklerim. Ve ama komutan Alman. Zaten bu kadarcık birliklerle savunacak bir yer değil elbette orası. Çok orada da belli askeri birliklerim var. Buradan gelenler var vesaire. Bütün bunların gayretleri maalesef yeterli olmayacak. Ve Filistin cephesi sonuç olarak çökecek. Çöktüğünde de ama Mustafa Kemal buralarda olmayacak. O dediğim gibi İstanbul'da, sonra Avrupa'da, sonra 1918'in sonuna doğru Eylül ayında buralara tekrar gönderilecek Vahdettin tarafından. Ancak kendisine verilen askeri bir 7. ordu. Bir ordumuz esir düşmüş, öbürü şehit düşmüş. Darmadağın olmuşuz. Kalabilen askeri birlikleri birleştirip bir güç haline getirip vuruşa vuruşa İskenderun'a çekilir. İşte o çekilme bile bir kaçma şeklinde olmadığı için, bozgun şeklinde olmadığı için İskenderun'da tertiplenir. Saldırıyı sürdüren İngiliz taarruzlarını 3 defa püskürtür. İngilizleri İskenderun önlerinde, daha oralara gelmeden 3 defa yener. Dolayısıyla Mondros Ateşkes Anlaşması, yani devletin teslimiyeti anlaşması imzalanırken Anadolu sınırları içinde bir tek İngiliz askeri yoktur. Mustafa Kemal sokmamıştır çünkü. Onun sayesinde. Kaçan bir askeri birlik olaydı, kovalar girerdi Türkiye'ye. Girememişse belli ki yenilmiş. Ha, bunun adını da böyle koyalım. Ha, belli ki demek ki Mustafa Kemal kaçmamış. Birlikleri toparlamış. Arap toprakları zaten. En büyük ihaneti Arap'tan yiyorsun. Ve karşında da sen 18-20 bin lira düşmüştün. 6-8 bin lira düşmüşsün. 100 bin kişilik orduyla geliyorlar. Yani neyi kıyaslayacağız? Zaten son saniyede, yani bu olaylardan bir ay önce sadece. İşte 19 Eylül. Vahdettin Mustafa Kemal'i bu cepheye gönderdi. Ne zaman? 19 Eylül 1918. 19 Eylül 1918. Ateşi ne zaman kestik? 30 Ekim.
Ya insanların ellerini vicdanlarına koyup düşünmeleri lazım. Biraz sonra zaten tümüyle devlet teslim oldu. Mustafa Kemal ancak böyle bir dönemde oraya gitmişti. Ve bakın işte bir ihanet fotoğrafında burada görsünler. Lawrence ve İngilizler. Karşılarında solda yerde oturanlar, agil deriz başlarındaki başlıklar sarılı olanlar, Arap şeyhleri. Pazarlık yapıyorlar. Osmanlı'yı sırtından vurmanın bedeli kaç altın olacağın pazarlığıdır bu. Bu pazarlıklar sonunda maalesef Mehmetçik sırtından vurularak, işte Mondros'a giden yol olarak, burası İskenderun. İşte benim Mehmet'im, Mustafa Kemal'in getirdiği asker bu işte. Bak, bir eziklik var mı? Bir kaçış hali var mı? Bir panik var mı? Bunu çekti İskenderun'a. Ana vatanını savunacağız dedi ve burada inanılmaz bir zırh oluşturdu. Gelen İngiliz süvarilerini dediğim gibi 3 defa yendi. Püskürttü ve sınırlarımızın içerisinde bir kişiyi sokmadı. Sonraki olayları geçtiğimiz haftalarda anlattım. Gelecek haftalarda da anlatmaya devam ederim. Hiç şüphe yok, Kut bir zaferdir. 9 ay sonra mağlup da olsak. Kutül Amel bir zaferdir. Ama onu kutlarken bir başkalarını böyle töhmet altında bırakacak şeylerle anmanın da hiçbir gereği yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sevgili Cem TV izleyicileri, kısa bir reklamın ardından yeniden biz buradayız. Cem TV ekrandan tekrar merhaba. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz sevgili Cem TV izleyicileri. Orhan Hocam'la birlikte ilk 20 saati Kutül Amer'e verdik. Bir kere şunu tekrar hatırlatalım hocam. 1953 yılına kadar Kutül Amer kutlanıyormuş. Evet. Adnan Menderes'le birlikte bu kutlama kaldırılmış. Bunun bir noktasını koyalım. Evet. Sonra şimdi şeye dönelim isterseniz hocam. Geçen hafta 23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yer vermiştik. Evet. İsterseniz şuradan yer alalım, devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ama sonrasında neler oldu? İsterseniz böyle tarihle devam edelim, hani sıralamayla. Evet. Tabii işte ister istemez bizim tarihimiz çünkü acılı bir tarih. Yani kan, gözyaşı olmadan, yorulmadan ne devlet kurulabiliyor, ne zafer kazanabiliyor, ne savaş kazanılabiliyor. Doğal olarak da biz de bunları yaşadık. Meclisin açıldığı ilk günden itibaren en çok meşgul olduğu konu, şimdi bir meclis açtık, yasa çıkartarak bu yasalara dayanı ordular kuracağız. Neden? Çünkü Amasya'dan itibaren dedik ki, bu ülke işgal altında. İslam'daki hükümet seyrediyor. Bu böyle olamaz. O halde ne olacağına milletin azim ve kararı karar verir dedik. Bunu Amasya'da tekrarladık, Erzurum'da söyledik. Kongre yaparak delegeler geldi, yetki aldık. Yani Mustafa Kemal Paşa yetkileri aldı. Sivas'a geldi, Sivas'ta diğer illerimizden gelenlerden yetkiler alındı. Şimdi tam bağımsız, egemen ve egemenliğin ulusta olduğu bir devlet kurma girişimi var. Bu nasıl olacak? Ordu kurarak. Demek ki meclisi sen açar açmaz senin en büyük çaban ordu kurmak. Evet. Ve nasıl kurabileceğine bakmak. Neden? 23 Nisan 1920'de meclisi açtığımız gün Düzce isyanı var. Düzce'den çıkan çeteler Ankara'yı basmaya geliyor. Yani benim halkım, ulusum işin bu boyutlarını çok iyi bilmeli. Düzce'den bir tane yok. Düzce baskını, Düzce 1, Düzce 2 diye iki ayrı zamanda gelir bu isyanlar. Hendek'e yayılır öbür taraftan. Bununla kalmaz, arka arkaya 19 Kürt isyanı çıkar. Bir dakika, o Düzce'deki olaylar, bu yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını, açtırtmamak için. Açtırtmamak için. Yani isyan edenler neyin sözü, kimin sözü üzerine isyan ediyorlar? İstanbul'daki fetvaların üzerine. Ne diyor padişah? Yani padişahın Şeyhülislam'ı Abdullah Efendi bir fetva veriyor. Bu meclisi açanlar da, bu kongreleri yapanlar da münafıktır diyor. Münafık oldukları için, yaptıkları şey İslam'a sığmadığı için
böyle milli mücadeleymiş. Kuvayi Milliye adı altında çeteler kurarak halktan zorla para topluyormuş bunlar. Çocuklarını da askere alıyormuş. Bu İslam'a da sığmazmış. İşte ulusçuluğa da, milliyetçiliğe de sığmazmış. Dolayısıyla bunların katli vacipmiş. Abdullah Efendi'nin verdiği fetva budur. Sultan Vahdettin kendi şeyhülislamından bu fetvayı alır ve ilan eder. Şimdi bu ilan üzerine Anadolu'yu düşünün. Evet. Benim muhafazakar halkım tabii ki öncelikle padişahlarını bilirler. Çünkü padişah dediğimiz İslam halifesidir. Halife ne diyorsa doğrudur. Evet. Dolayısıyla halife üstelik İslam'ı da temsil eden kişidir. Bütün bunlar nedeniyle dinde isyanlar, en hassas olduğumuz nokta tabii ki de. Ve o zaman Mustafa Kemal Paşa'yı belli bir kesim tanıyor. Ama değil mi ki bir din ulusu dediğimiz İslam halifesi tepede yarın evlatlarınızı isteyecek, ordular kuracağım diyecek, sakın evlatlarınızı göndermeyin. Benim bu mücadelede rızam yok diyor Vahdettin dağıttığı el ilanlarında. Eğer oğlunuz ölürse şehit sayılmaz diyor. Şimdi benim padişahım bunu böyle diyor diyorum ben. Önümüzdeki haftada da bunun belgelerini koyayım da ekrana. Rahatlayalım hepimiz. Evet hocam. Yani hepimiz ama. Vahdettin'i tutan o da benim atam sonuç olarak. Ama illa allayacağım, pullayacağım. Bugünkü iktidarın da hoşuna gidiyor deyip bunu böyle yaldızlayıp maldızlayıp Abdülhamit'ten devam ediyorlar. İyi tarafıyla kötü tarafıyla bir gün ona da geliriz elbette. Ama işte Sultan Vahdettin için benim padişahım Sultan Vahdettin Yunan'dan beter. Yunan karşımda. Biliyor. Ne istediğini de biliyor. Sultan Vahdettin'in ne istediğini bilemiyoruz. Yani benden mi yanasın, kimden yanasın? O konuda da ortaya koyduğu kesin bir tavır yok. Kımıldamayın etmeyin. 3-5 yere nasihat heyetleri gönderdi. Aman miting yapmak yok. Aman İngiliz'i kızdırmayın. Mustafa Kemal Samsun'dan diyor ki, onu kızdırma, bunu kızdırma. Af dileyerek, diz çökerek hiçbir ülke hiçbir ülkeye özgürlük vermez. Şurayımı alma. İstanbul'u ne olur bana bırakla. Sana İstanbul bırakılmaz. Dolayısıyla sen bu hale düşmüşsen bunun bir tek kurtuluş yolu var. Bütün millet omuz omuza kol kola el ele verir. Bir istiklal savaşı yapılır. Bunun sonucunda ancak kurulur derken o cevap olarak diyor ki çünkü o cevap olarak bunu söylesin diye ona dayatıyorlar. Diyorlar ki bak Sultan Vahdettin senin sultanlığını tanıyacağız. Sana dokunmayacağız. Sana bu sarayı vereceğiz. Sana da üstelik ister Osmanlı Devleti olarak devam et. O zaman Osmanlı Devleti Sultanı Sultan Vahdettin diyeceğiz. İster yeni bir devlet kur. Neyi kurarsan kur. Seni o devletin başkanı olarak kabul edeceğiz. Sen bir kere korkma. Sen saltanatı sürdüreceksin. İstanbul da senin olacak. Ama İstanbul senin olacak ama bir şart var. Anadolu'yu kontrol edeceksin. Anadolu'dan bir gık sesi gelmeyecek. İşte Anadolu'dan gık sesi gelmeyecek var ya, Yunan'dan fazla Yunanlık yaptı. Yani düşmanı 50 milyon defa aşacak kadar düşmanca davrandı. Milli mücadelenin canına okudu. Aldığı bütün kararlar, işte idam kararından öte karar mı vardı? Ne kadar kaçan aydın varsa, Halide Edipler vesaire dahil olmak üzere, Feyzi Çakmaklar dahil olmak üzere, bunlar daha dün Filistin cephelerinde orada burada Mustafa Kemal'de, Çanakkale'de her şeyden önce. Şaheserler yaratan senin askerlerin değil mi? Senin evlatların değil mi? Onlar rahatlarını düşünmek bilmezler mi? Ya madem benim padişahım böyle düşünüyor, ben de köyüme döneyim kardeşim demez mi o yani? Herkes evine gelip anacının yanına, karısının dibine, çocuğuna kavuşmak istemez. Ama vatan söz konusu olunca Mustafa Kemal gerisi teferruat dedi. Her türlü imkansızlığa rağmen varız dedi. O kadar insan onun arkasında yer aldı da Vahdettin almadı. Yani Vahdettin arkasında da yer almasına gerek yoktu. Önünde yer alacaktı. Geçen hafta söylemiştim. Meclis ona Mustafa Kemal'in ağzından Bursa'ya geç davetini de yapmıştı. Ama geçen hafta söylemiştim. Bak Vehbi Efendi bir müftü, Konya milletvekili. Kendisine bunu söyleyince öylesine öfkelenmişti ki. Siz bana cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'dan firar etmeyi mi öneriyorsunuz bana?
Yani derdiniz akıl bu mu dedi. Firar etmek olarak algıladı Bursa'ya geçip fiilen savaşa katılmayı. Ama Vehbi Efendi'nin lafı al sana bir Müslüman, al sana bir İslam, İslam'ı tam temsil eden bir Müslüman müftünün yanıtı. Hayır dedi, tıpkı o cennet mekan büyük babalarınız gibi at sırtında Anadolu'ya geçmenizi öneriyoruz size meclis olarak dedi. Bütün bunları saçma şeyler olarak, çocuksu şeyler olarak gördü. Neye rıza göstermişti böylece? Zillet altında yaşayacak, işte bizler böyle yaşayacaktık. Şu halimize bakalım, kendi kendimize bakalım, sokağa çıkınca da karşımızdan gelen ilk insanın suratına bakalım ya. Ne şartlarda nasıl yaşıyorduk acaba? Hangi iller bizimdi acaba? O diğer illerin düşman çizmesi altında yaşıyor olmasını biz o günden sağlamış olacaktık. Onların yüzlerine bakalım. Onlar acaba Sultan Vahdettin için neler hissediyorlar? Sen Erzurum'da Ermenistan kurulsun dedin de, dadaşın acaba hissiyatı ne? Sordun mu? Ha. Dolayısıyla bu milli mücadelede bile bu defa Vahdettin mi Mustafa Kemal mi saçmasına düşüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orduların kurulma, tabii meclisi kurdun, elinde tabanca, kazdığın hendeğin içine giriyorsun. Gece silahlar patlıyor. Önde Halide Edip, arkasında Doktor Adnan adı var, Mustafa Kemal, hepsi. Oturdukları binanın etrafına hendekler kazıldı. Her gece Kalaba tarafından, bağlardan silah sesleri geliyor. Her yerden tehdit geliyor. Nitekim işte arkasından da 19 isyan geliyor arka arkaya. Sen bunların arasından sıyrılarak bir de Yunan 100 binken 200 bine çıkmış, o da öyle geliyor öbür taraftan. Yani ne tür olanaklarla, ne tür koşullar karşısında nasıl direnen kişiler varken hikaye dinliyoruz. Ve o hikaye bile değil, yani öykü bile değil. Bazen hakikaten utanıyorum aktarırken de. Bir savunma yapma durumuna düşüyor olduğum için de ayrıca üzülüyorum. Bırakın hocalığı, üniversiteyi falan. Bir aydın olarak üzülüyorum. Bir insanım ben de. Herkes gibi, herkes kadar bu ülkeyi elbette seviyorum. Çok sevdiğime, çok bağlı olduğuma inanıyorum elbette. O yüzden bu feryatlarım benim. Gerçeği daha çok, daha sesli aktarabilmek adına. Meclisin açıldığı ilk günden itibaren ilk yapılan şey vatana ihanet olayını hemen gündeme almak. Neden? Çünkü el ilanları attırıyor Vahdettin. Yunan uçakları bir takım hocalar, hacılar kaleme alıyorlar. Bazı bildirileri. Bir kısmı bunun hükümet bildirisi oluyor. Bir kısmı kendi uydurdukları bildiriler. Said-i Nursi gibi, Said-i Kürdi gibi kişilerin yazdığı ilanlardan bahsediyoruz. Seyit Rıza'lardan bahsediyoruz öbür taraftan. Bu kişiler yazdıklarıyla aşağıya diyorlar ki, diyelim ki yüzlercesini atıyorlar bir köyün üstüne. Uçak uçmaya devam ediyor. Köylerin üzerinden uçuyor. Giderken el ilanları. Ne yazıyor orada? Şu yazıyor. Ölürsen şehit olmazsın. Altta Vahdettin'in imzası. Ben bir İslam halifesiyim, en iyi ben bilirim. Sen neyin mücadelesinde, niye katılıyorsun ya Mustafa Kemal'e? O adam hırsız zaten. O adam soyguncu, asi, Ankara'ya geçmiş öyle, padişaha kafa tutan, bir kere bir İslam halifesine karşı olan, Müslüman olmaz gibi söylemlerle ötelenmiş, itelenmiş, Ankara'ya ulaşabilmiş bir avuç insan var ortada. O bir avuç insan şu meclisi kurabildi, gelen de bir avuç. Hepsini topla 200 kişi. Yani önünü arkasını topla, sağdan sola bir daha topla, 300'ü geçmez ilk başta gelen. Sonra bir 100 kişi daha gelecek. 3 dakikada yutarsın. Dolayısıyla gelenler zaten buna göre çeteler halinde geliyorlar. Sen 3-5 askerinle, 3-5 zabitinle önlerine çıkarak birini bilmem işte hendek açıklarında yakalamaya çalışarak, öteki bilmem nerede bastırarak. Buralarda Çerkez Ethem'in unutulmaz hizmetleri olacaktır. Çeteleri çetelerle, kendi kuvayi milliyemizle yenerek engel olmaya çalıştık. Ama yasadan ayrılmayacağımızı da kesin bir kural olarak koyduk. Egemenlik dedik, bir kere bunu ayrı bir yere koyduk. Hiçbir kayıt olmadan, hiçbir koşul ileri sürülmeden milletindir dedik. Bu böyle olacak dedik. Bu Büyük Millet Meclisi çıkartacağı yasalarla her şeyi yönetecek dedik. Ve bu Millet Meclisi
yapmak zorunda kalacağımız ulusal savunma için ordular kurmak zorunda olduğundan elbette bu orduları kuracak parayı nerede bulacağım? Aha, demek ki yurt dışı ile temasları kurmam lazım. Rusya'ya kimi göndermeliyim ki? Lenin'le ilişkileri aman düzeltmeliyim. Çünkü bir taraftan Lenin ve Ruslar da İngilizlerle savaşıyor olduğu için Rusya'dan yardım almam mümkün. Bir taraftan Hint Müslümanları kazandığım zaferleri zaten duydukça göklere yükseliyorlar. Esirler çoğu hapishanede bile Mustafa Kemal'in zaferlerini kutluyorlar. Hint Müslümanları kendi aralarında paralar topluyor. Anadolu'ya gönderiyor. Günü geldiğinde temas ederiz. Bunun bir tanesi çok tarihsiz bir olay olur. Parayı getiren kişi İngiliz casusudur. Ankara'ya gelir ve geliş sebebi Mustafa Kemal'i vurmaktır. Mustafa Sagir'den bahsediyorum. Bu Mustafa Sagir, İngilizlerin çocukken alıp yetiştirdiği ve bir ajandır. Hint Müslümanları bunu bilmiyor tabii. O da Hint'ti. Hı hı. 500 bin liraya ona verirler. O gelir Ankara'ya. Törenle karşılanır üstelik. Ama Mustafa Kemal o gelişten de şüphelenmiştir. O şüphelerini en yakın arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Bizim milli istihbarat çok dikkatlidir. Kısa bir zaman sonra her şey ortaya çıkar. Onu ayrı bir konu olduğu için hiç girmeyelim. Ama hı hı. Çok çok özel bir konudur. Hı hı. Ona yer verelim hocam. Ona muhakkak yer verelim çünkü çok da az bilinir. Hı hı. Bakın hep söylenir 500 bin lira gönderildi doğru. Hı hı. Ama o 500 bin lirayı getiren adamın asıl amacının Mustafa Kemal'i öldürmek olduğu, tuttuğu ev, kiraladığı ev, yaptığı planlar, İstanbul'da kendi büyükelçiliğiyle yazışmaları, bu yazışmalar soğan suyuna batırılmış kalemle yazılmaktadır. Kağıda baktığınız zaman düz bembeyaz bir kağıt görüyorsunuz. O kağıdı ateşe tutarsanız ancak mesajı okuyorsunuz. Bizimkiler bunu yaparlar, olay ortaya dökülür. Zaten iyi itiraf da eder. İngilizler çok uğraşır kurtarmak için vesaire. Oralara sonra gireriz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar zor koşullardasınız. Yani ve bu esnada herkes bir taviz kopartmaya çalışıyor. Zaten Ermenistan olmaz demişsiniz, Ermeniler karşı. Ayrı bir Kürdistan kurulmaz demişsiniz, Kürtler karşı. Zaten Yunan başından beri karşı. Bütün Avrupa size karşı. Her şeyi bırakın, padişahınız size karşı. Evet. Dolayısıyla işte Mustafa Kemal Paşa'yı böyle bir çerçeve içinde oturup değerlendirmek gerek. Bilmiyorum vaktim var mı çünkü beni olmadık bir yerde sıkıştırıyorum. Hocam son bir 5 dakikamız. Olabilirse o zaman 5 dakikaya şunu söyleyeyim. Gelecek hafta Şeyh Rüstem Abdullah'ın verdiği fetvayı okumak isterim. Yani bunu yapmayı pek düşünmüyordum. Ama bazı şeyleri de gerçek olduğu şekilde, yani belgeyi buraya koyarak üzerinden okumakta büyük yarar var. Kesinlikle. Bakın orada normalinde her asker padişahın evladıdır. Padişah herkesin babasıdır. Yani ülkenin sahibidir çünkü. Bir geleneğimiz de var bizim. Ama bakın işte ülkenin babası evladına yönelik olarak ki bu evlat ne yapmaya çalışıyor? Ya İstanbul işgal altında. Belki padişahımız ondan sıkılıyor. Bunun baskısı şusu busu öyle düşünüyor ama biz deyip vatanı kurtarma konusunda yola çıktığın zaman arkanın da dolmakta olduğunda gözünde görüyorsun. Ha, demek ki yalnız sen düşünmüyorsun böyle. Senin gibi düşünenler de var. Şimdi bunun alayını idama mahkum eden bir adam çıkıyor karşına. Bu denebilir ki ya orada öyle yazar da belki fiilen uygulamaya gelince böyle uygulamayabilir miydi acaba? Hiç öyle şey olabilir mi? Neden olamaz? Çünkü sen bunu alıp ilan ediyorsun bütün ülkeye. Dünya duyuyor bunu. Anadolu'daki bütün çeteler senin peşinde o zaman. Çünkü sen bağımsız, egemen bir Anadolu'dan bahsediyorsun. Türkiye'yi kuracağız yeniden diyorsun. Bağımsız devlet diyorsun. Bütün Kürt aşiretlerinin çeteleri dağlarda zaten. Kürdistan'ı kuracağım diye. Bütün Ermeni çeteleri de gene dağlarda. Onlar da Ermenistan kuracağız diye dağlarda. Sen ortadasın.
bir taraftan kendi köylerine karşı, köylerden gelen muhafazakar, sen nasıl benim padişahıma böyle dil uzatırsın Kemal deyip sokağa çıkan Müslüman taraf. Öbür yandan Ermenistan'ı kuracağım nasıl engel olursun diyen Ermeniler. Böyle taraftan da Kürdistan'ı kuracağız diyen Kürtler. Nasıl bir kıskaç içindesin? Çok açık. Gelip sığındığın yer Ankara, bir kasaba. 20 bin nüfuslu bir kasaba. Allah'tan ki 20. Kolordu merkezimizdir Ankara. Bir geliş sebebi budur. Ve Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın komutasındaki 20. Kolordumuz Ankara'dadır. Dolayısıyla askeri bir birliğimiz var. Ve her yere de neredeyse eşit uzaklıkta, mesafede, Anadolu'nun ortalarında bir yer Ankara. Bu yüzden seçilmiş, o yüzden Sivas'takiler Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya gelmişlerdir. Ve bir sebep budur. Bir sebep de demiryolu, batıdan gelen demiryolu Ankara'da bitiyor. Savaşa girecek olursak, askeriye demiryoluyla gönderebilmem için Ankara'yı seçtim. Oradan öte demiryolum yok ki. Yani şartları görebiliyor muyuz? Ankara'ya kadar gelmiş bitmiş demiryolu. Kolordu'yu buraya kuruyorum ki buradan askeri sevkiyat yapacağım. Bunu bildiği için düşman da Ankara'yı düşürmeye çalışıyor. Onun için Eskişehir'in üzerinden bana ulaşmaya çalışıyor. Polatlı üzerinden. O Sakarya'yı bir geçse ertesi gün Ankara. Bu kadar da burun buruna savaşıyor. İşte bunu yapanları nasıl idam edersin ya? Nasıl idama mahkum edersin yani? Bunlar acı şeyler. Dolayısıyla burada yani bazen onun için üzülürüm ama Sultan Vahdettin'in iyi tarafları yok muydu? Şunu sen anlat hoca desin de anlatırım. Ya Sultan Vahdettin'i ben anlatırım. Abdülhamit'i ben anlatırım. Ama bunların yaptığı gibi yapmam. Bunların bakış açısıyla bakmam, yapmam. Ve çok da sevdiririm. O yönüyle sevdiririm ama. Bunun da öteki tarafı hiç karıştırmam ama. Bunun vatanın sağlığıyla, vatan savunmasıyla, Mustafa Kemal'le bana ilgisi olmaz. İçine düşürülmüş olduğu durumdan şikayetçi olan, olayları kavramakta bir abisi Abdülhamit kadar zeki olmayan, bilgili olmayan, akıllı olmayan bir padişah. Onu o taraflarından alır, aile yapısı içinden alır, savunmaya çalışırım. Ama Mustafa Kemal'le kıyaslar mıyım? Böyle bir şey olabilir mi? Ya da onunla herhangi bir kişiyi kıyaslar mıyım? Ne gerek var? Halil Paşa kendi boyutuyla, yaptıklarıyla mümtaz bir kişilik olarak tarihe görevini yaptı gitti. Allah rahmet eylesin. Onu öyle anarız. Mustafa Kemal yaptıklarıyla tarihte yerini alıyor. Onu öyle analım. Sultan Abdülhamit iyisiyle kötüsüyle yaptıklarıyla karşımızda böyle anılmalı. Sultan Vahdettin'in içinde bulunduğu koşullar çok fazla ortaya konulamadı. Ben korum. Savunmuş olurum böylece. Çok daha iyi savunurum. O başka bir şey. Ama illa da yalan söyleyerek, abartarak Mustafa Kemal ona işte genelde söylenen şey gibi onun yardımıyla çıktı da onun yardımıyla bir yerlere geldi de tam o bir yerlere geldiğini gördür görmez bir tekme attı ona. Onu o ülkeden attı, yerine kendi geçti. Çünkü kendisi padişah olamazdı ki zaten. Gibi laflara yanıt veririm ama. Ve vermem gerekir. Sanıyorum önümüzdeki hafta bunlara devam etmekte yarar var. Evet hocam. Çok teşekkür ederim bugün verdiğiniz bilgiler için tekrardan. Sayenizde gerçekten aydınlanıyoruz. Eksik olmayın. O zaman haftaya devam edeceğiz. Tabii. Yeni detaylarla, yeni konularla tabii, bilmediğimiz. Tabii. Muhteşem bir tarihimiz var. Evet, anlatacak kesinlikle. Şey bugünlere kolay gelinmedi. Bunu sayenizde daha iyi anlıyoruz hocam. Sevgili Cem TV izleyicileri, bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki salı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.